Sevgili izleyiciler, Özgür İrade'den bu hafta da merhaba, hoş geldiniz diyoruz. Can Bey. Hoş bulduk, ben de hoş bulduk diyorum. Hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta size farklı bir program hazırladık. Can Bey'le birlikte hem program yılın 2015 yılının son programı olması özelliğiyle 2015'in bir panoramasını yapalım. Neler yaşadık, neler yaşandı, ülkemizde ve dünyada ne gibi önemli olaylar yaşandı. Bunları Ocak ayından itibaren bir bakalım dedik hep birlikte. Başlayalım isterseniz. Evet, yani ta Ocak ayından bu yana geldiğimiz zaman aslında birbirinin tekrarı çok olay var. Onun için yani bizi izleyenler ara sıra şaşırabilirler. Yani bu dün olan bir şey mi konuşuyoruz yoksa ta Şubat'ta olmuş bir şey mi konuşuyoruz da. Çünkü maalesef bazı olaylar hiç bıkmadan, usanmadan aynı şekilde hep tekrarlanarak gelmiş bugüne kadar. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi son program evet. Evet yani 2015 yılını bu programla. 2015'in en önemli ilk böyle şaşırtan olayı Sultanahmet'teki şeydi bak unuttuk ben mesela. Hemen tarihini söyleyeyim ben size. Açıkçası hazırlarken yani insan unutabiliyor. Gerçekten hem gündem çok yoğundu 2015 yılında. Dediğiniz gibi birbirini tekrar eden olaylar çoktu ama aynı haberler de vardı. Fakat yoğunluklu haberler de çok fazlaydı. 6 Ocak'ta Sultanahmet'te polise bir canlı bomba saldırısı olmuştu. Emniyet Şube Müdürlüğü'ne IŞİD bağlantılı Sultanahmet'teki. Bu Sultanahmet'teki olay IŞİD bağlantılı bir saldırıydı bu. Şimdi bunu önce anlamadık. Yani IŞİD olup olmadığı anlaşılmadı. Bir Rus kadın dendi. Evet. Ondan sonra iş şeye dönüştü. İşte bir aşk şeyine yani intikam şeyine içeride bir polis varmış da o onu aldatmış da falan diye. Fakat sonra... İlk önce öyle dendi. Sonra DHKPC üstlendi saldırıyı. Sonra bir gün sonra düzelttiler. Bizle alakası yok dediler. Ve saldırının da IŞİD bağlantılı bir saldırı olduğu ortaya çıktı. Yani işte o günden bu yana da Türkiye'de pek çok bu IŞİD'le ilgili eylem ve olay devam ediyor. Evet. Bu, Rus bayan da Dayana Ramazova. Sonradan kimliği de tespit edildi. Yani hatırlıyoruz hep birlikte. İlk olay buydu. Efendim? Kadın diyoruz. Evet, kadın Rus bayan. Evet. İlk olay buydu. Evet, 6 yani, Ocak'ta yani, cereyan eden olay. Onun için zaten seçtik. Yani geçen yani bu yılın başında hani ilk heyecanlandıran, korkutan olay buydu. Evet. Sonra geliyoruz tabii. Sonra geliyoruz evet. Başka olaylara. 20 Ocak'a geliyoruz. Bu tabii neşeli bir gün o gün. Evet. O çok gün, keyifli bir gün. Çok keyifli. Mutluluk, huzur içinde bir mecliste gün. Mecliste şey var değil mi? Oylama var. Evet. Mecliste oylama var. Ve dört işte, bakanla ilgili oylama var. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla soruşturma açılması nedeniyle. Ve açılsın diye var. Açılsın diye fakat var. İktidar partisi diyor ki ne gerek var? Yani böyle bir şey nereden çıkarıyorsunuz? Bu zaten darbe. Bu zaten şey değil. O arada bir sürü onların yazarı çizeri şeyleri yazıyorlar. Efendim bir yolsuzluk başka, hırsızlık başka, yolsuzluk zaten kitapta da var diye. Yani bir an böyle şeye baktım hani bazı adamlar hırsızlık yapabilir de bir ayet bulacaklar diye bir endişeye kapıldım bir an. Onu çevirip yaptılar. Yani orada bir hissettiriyor ama hadislerde bu var işte halife payı şudur budur falan diye. Ama yani millet bundan hoşlanıyorsa yapacak bir şey yok. Yani ben bu şeylerle ilgili dışarıda soruyorum. Yani mesela AKP'ye oy verdiğini bildim. Ya bunu gördün yani hala için rahat mı? Cevap çok enteresan. Diyorlar ki Can Bey gördünüz mü siz hırsızlığı? Anlamadım yani ne demek gördün mü? İşte polis basmış paralar, bir para sayma makineleri, bir fotoğraflar. Ne olması gerekiyor daha? Ama yok diyor şimdi onlar diyor yani polis de koymuş olabilir. Peki polis koyduysa... Niye faiziyle beraber geri verdiniz bir de bavula koydunuz o da yok. Yani sonuçta aslında işte geçen hafta da konuştuğumuz gibi çalıyor ama çalışıyor gibi bir slogan bulup. Ya ben her şeyi biliyorum ama şu anda benim işime geliyor kurcalamayın diyor vatandaş. Evet kaderine razı. Evet. Orada bir nokta vardı onu atlamak istemiyorum açıkçası. 4 oylama yapılmıştı o gün mecliste. Tabii. Onunla ilgili ama 4'ünde de AKP'nin fire verdiğini biliyoruz. Ya bazılarında fire verdi. Mesela Egemen Bağış'ta galiba en çok fire verdi. Evet. Ama yani o şu işte AKP'den 3 tane biraz vicdan
kırıntısı ya da işte biraz ahlak namus falan işte hani onu düşünüp de ya hiç olmasa ben gittiğim zaman bak ona vermedim falan derim diye herhalde yaptı. Yoksa evet, yani. Yani böyle bir şey olur mu? Yani koca AKP grubunda bir kişi iki kişi yani zaten o bir kişi iki kişi bile çok ayıp bir şey ya. Yok mu hiç vicdanlı ahlaklı adamımız? Nasıl bir şeydir bu böyle yani? Evet o da çok enteresandı. Yalnız o görüntü yani bu, Egemen Bağış'ın. Ama o harika bir o daha görüntü, verebilirim arkadaşlar. Yani evet, belki işte 2015'e damga vuran, yani, bir fotoğraf. Evet diyor böyle al kardeşim diyor. Nasıl olsa geçmeyecek. Evet. Yani tabii tek cezaları şu oldu. Hani bir daha saray bunları milletvekili falan yapmadı. Ama yani artık kazandıklarıyla geçinecekler. Ne diyeyim? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Öyle diyelim. Sevgili izleyiciler hemen hatırlatalım size. Yine Özgür İrade hashtag ile bize Twitter'dan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bize katılabilirsiniz. Biz de buradan soru ve görüşlerinizi değerlendireceğiz. 2015'in evet. Önemli olaylarını yine değerlendirirken. Hemen 11 Şubat'a sonra geçiyorum. 11 Şubat'ta da çok önemli bir... Korkunç olay. Evet, çok önemli. Korkunç bir olay yaşandı. Bir üniversite öğrencisi, genç kızımız daha sonra Türkiye'de kamuoyuna damga vurdu bu hadise. Hem yaşanan olaylarla hem sivil toplum kuruluşlarının bu olayı üstlenmesiyle ve kadınların omuzunda taşınan bir cenaze. Okuldan eve dönerken servis minibüsünde tecavüze uğrama girişimiyle karşı karşıya kalıp katledilen Özgecan Aslan'ın işte görüntüleri görüyorsunuz. Çok zor Can Bey. Bu konuda konuşmak çok zor. Yani tabii bu Türkiye'de yani bu şimdi dünyada da olmayan bir şey değil. Şimdi onu bir şey yapalım. Bu bir tek Türkiye'de olmuyor. Ama işte Türkiye'de olma sebepleri biraz farklı. Yani sadece bu böyle cinsel açlıkla ya da işte bir tatminsizliklerle falan da açıklanamaz herhalde. Daha uzmanlık konu yani zaman. Birçok davranım bozukluğu, ama yani kişilik bu bozukluğu yatıyor bu, bunun temelinde. Kadınlara yönelik ve genç kızlara yönelik bir çocuklar da aynı tehdit altında. Çocuklar yani, da aynı tehdit altında. Ya şimdi bak bir ülkenin başında oturan adam yani oturuyorum bu o Kadıköy vapurundan inen kızlı erkeklileri görünce canım sıkılıyor falan gibi açıklamalar yaparsa bir takım adamlar kalkıp hamile gezmenin bile ahlak dışı bir hamile bir kadının sokakta yürümesinin bile ahlak dışı olduğunu söylüyorsa efendim askılı bluzlar şunlar bunlar kısa koldan tahrik olur erkek bu gayet doğaldır diye evet. Bunu bir de böyle bir takım din adamlarına yüksek sesle söyletiyorsan işte bazı çevreler bunu o kadar azmedemiyorlar. Yani zaten insanın içinde olan o şiddet duygusu işte bu tür tahriklerle o alt beyne giren tahriklerle işte bu hale geliyor. Tek şeyimiz cezalarını hiç olmazsa gerçek anlamda bu Özgecan yani Aslan aldılar. Yasası olarak kamuoyuna yansımıştı. Böyle bir talep vardı. Bu davada da bu iyi bir haber aslında. Bu kötü habere yani kötü olaya karşılık. Cezalarını çekmeleri açısından evet 3 sanığa da indirim uygulamadan ağırlaşmış müebbet cezası verildi. Hatta çok enteresan 3 Aralık günü mahkeme kararı açıkladı. O günde anne ve babanın evlilik yıl dönümleri. Enteresan bir güne denk geldi. Amcanın bir konuşması vardı mahkeme çıkışında. Onu izleyelim. Bu tarihi günde umuyorum adaletin tecelli etmesiyle Özgecan'ımız biraz huzur bulmuştur. Unutmayacağız, unutturmayacağız diyenlerin Özgecan'ları unuttuğu gündür. Dün için ah vay edenlerin, bugünü yaşamayı unutup yarının peşinden koşanların ne kadar ucuz bir değere canları pazarladığı gündür. Bugünden sonra eğer sevginin ve barışın tüm dünyada egemen olmasını istiyorsak bilgiye ve sevgiye artık gereken önemi tüm millet olarak vermeliyiz. Evet. Bu da amcanın açıklamasıydı. Evet. Dileriz bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. İşte hamile gezen kadınlar, 6 yaşında çocukla evlenilebilir diye fetva verenler de bu sorumluluğu taşımaktadırlar. Dileriz
böyle şeyler söylemezler, zihinlerinde barındırmazlar, yo, ifade etmezler. Bu kafa hep bunu söyleyecek. Yani o konuda ben iyi niyetini anlıyorum. Böyle çok duygu dolu da anlatmaya çalışıyorsun ama yani maalesef ve maalesef bu zihniyet hep olacak. Bu zihniyet hep bunları tahrik edecek. Hep gündemde olacaklar. Kafaları bu çünkü. Yani böyle çalışıyor. Maalesef böyle çalışıyor. Her olayları hep böyle bel altına inmek, ya başka bir şey düşünemiyorlar zaten. Bilimden uzaklaştıkça. Bilim zaten yok. Bilim diye bir şey yok. Yani realistik düşünememeye başladıkça işte böyle uçan kaşan nurevi düşüncelerle. Yani biz zihniyetlerimizi tabii ki söyleyeceğiz ama evet, bu kafayı değiştirmek mümkün değil. Önüne geçeceksin bu kafanın. Başka çaresi yok yani. Evet. Şimdi 17 Şubat'a gidelim. 17 Şubat Kadıköy'de Yel Değirmeni'nde. Geçen yıl Şubat'ta kar yağmıştı. Çok da yağmıştı. Ben de, evet, ben de Kadıköylüyüm. Karın tadını keyifle çıkarmıştık ama gece gelen bir haber her şeyi alt üst etti. Kadıköylü gazeteci Nuh Köklü kar topu oynarken bir esnafın bıçaklı saldırısıyla yani hayatını kaybetti. Saçma sapan bir, evet, saçma sapan yani. Ama ondan önce de Erdoğan'ın bir konuşması vardı. İşte mahallenizdeki komşunuz, esnafınız vesaire diye. Ama böyle talihsiz bir... Yani şey, o esnaf tabii sonradan ne olduğunu bilmiyorum ama yani biliyor karşıdakiler kendine uymuyor. Evet. Onun için bir şekilde işte o basit bir olay, yani kar topu cama gelmiş, vay camı kıracaksın. Ondan sonra da eve gidip silah alıp bunu yapabilir. Şimdi bu tabii enteresan. Silah da değil. Yani, bıçak mıydı? Evet evet. Görgü tanıklarının yani o günlerde yaptığı açıklamalara göre, basına yansıyan açıklamalara göre ben deliyim. Gerçekten de raporun olduğu kamuoyuna yansımıştı. Rapor almak çok kolay bir şey. Evet. Yani, maalesef yani. Size gelir silah sıkarım, yarın da hapishaneden çıkarım diye. Çıktı mı bilmiyoruz değil mi? Belki yok, çıktı. Yok yani bilmiyoruz, evet. Yani açıkçası yani bununla ilgili bir bilgim tekrar yok. Tekrar arkadaşımıza, hı hı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabır. Nuh Köklü'ye, ailesine de sabır diliyoruz. Ve 17 Şubat'tan 22 Şubat'a gidiyoruz. Evet. Şah Fırat operasyonuna. Ha şu şey. Kahramanlık destanı. Evet. Müthiş. Evet. Var mı Türk birliklerinin var akın bir şey akın gittiği. Yani görüntüler, evet, var elimizde. Ya bu ama bir şey değil, evet, yani gözükmüyor. Ya bu tabii bizim... Bu neydi Can Bey? Bayraklar alındı, taşındı. Bu bir rezalet. Bu şu. Yani biz Suriye'ye gireriz, bunu yaparız diye. Şimdi bak, halkı, kendine oy veren özellikle halkı, hı hı, bir şekilde kandırmayı becerdiğini görüyorsan bunun ucu bucağı kalmıyor artık. Hı hı. Yani şimdi adam her şeye inandı kardeşim. Ses kayıtlarına montaj dedi. Halk inandı mı? İnandı. Para çalınmamıştır, yoktur böyle bir şey. Bunların hepsi düzmecedir dedi mi? İnandı. Evet. Yani biz dünya lideriz diyor, inanıyor. Süper güçüz diyor, inanıyor. İsrail'e kafa tutarım ben, onları mahvederim diyor, inanıyor. Avrupa Birliği'ne ayar veriyor, vatandaş buna inanıyor bir bölümü. Şimdi bunların hepsine inanınca ondan sonra ölçü kalmıyor. Yani seçim gecesi kesilen elektrikleri anlatmak için kedi girmiştir kediye. Hı hı. İnandığını görünce zaten bana göre o iş tam top noktaydı, en tepe noktaydı. Yani artık buna da inanıyorsan kardeşim her şeye inanırsın dedim ben. Nitekim öyle oldu. Şimdi bak, bu olayda öyle bir şey. Şimdi bunu bir kahramanlık gibi verdiler. Kahraman silahlı kuvvetler gittiler. Yahu şimdi kardeşim yapmayın. Arkanıza o bir takım militanlar takılmasa kalan tankı getiremiyordunuz. Yani şimdi söyletmesinler adamı. Tanklar orada kaldı. Kaldı tabii yani, evet, tanklar yolda kaldı. Orada. Sonra gidildi, yürekleri ağzına geldi. Nedir o? Hı-hı. Bir IŞİD'le baş edemediğin için. Baş edemediğin için değil. IŞİD'e desteksin. IŞİD senin zaten ruhen dostun, kardeşin. Evet. Her türlü desteği veriyorsun, yardımı yapıyorsun. İşte silah gönderdiğinde çıktı ortaya. Lojistik destek yaptığında çıktı ortaya. Sağlık desteği yapıyorsun. Türkiye'de besliyorsun. Adamları burada eğitiyorsun. Orada teröre... Şimdi bunların hepsi böyle olunca... Orada ne olur ne olmaz karşı karşıya gelmeyelim. IŞİD'den kaçırdılar onu. Yani IŞİD'le karşı karşıya gelmeyelim. Evet. Ben burada tabii silahlı kuvvetlerin de bu tuzağa nasıl düştüğünü anlamış değilim. Nasıl oldu da karar verdiler gitti. Ama şimdiki tabii gelişmelere bakınca anlaşılıyor. Sebep sonuç yani, bağı çok rahat kuruluyor. Evet. Anlaşılıyor tabii biraz. Yani bir koalisyon kurulmuş artık. Onlar da haksız değiller tabii. Yani bunca
örselendikten sonra. Daha önce de başka bir yerden taşınmıştı yani bu şimdi türbe. Tekrar hapse girme korkusu falan da taşıyor olabilirler. Yani çünkü bu iktidarın da bu konuda şakası yok biliyorsun. Evet. Hakimlere, savcılara verecek talimatı. Atın evet. içeri diyecek, atacak içeri. Silivri'de kalacaklar yani. Tecrüt o zaman bazı şeyleri ya böyle bakmak durumunda kalıyoruz. Yani bunu söylerken açıkçası canım da sıkılıyor ama bu böyle. Yani şu Süleyman Şah dedikleri operasyonu biri çıkıp anlatacak. Yani bunun için yaptık diye. Bana öyle kahramanlık numaraları. Ben giderim de alırım da. Nereye aldın kardeşim? Hadi gir bakayım şimdi. Bak adam sana diyor ki oradan diyor burnunu sok bakayım ne yapıyorum diyor. Evet. Şimdi yapabiliyor musun? Aynı kabadayılığı yap bakayım şimdi. Bak bugün geldiğimiz noktayı biliyorsun. Evet. Şah şey o Fırat ben batısına geçip kırmızı çizgim. Bir de onu böyle balan efendim genelkurmayımız anında müdahale ederek işte oradakileri götürmüşler. Hadi gir şimdi. Bak adamlar şimdi geçiyor el sallıyor sana. Nanik yapıyor. Girsene. Ama benim başbakanım ne diyor? Hı hı. O Arap unsurlardı. Bak şimdi bir de yeni bir şeyle karşılaştık. Arap unsurlar geçmiş. Kim bu Arap unsurlar? Ne demek ya? Arap unsura ya adı vardır bir şey vardır. O açıklanmıyor yani ki ama biliyorsunuz. Hayır Arap unsur. Şimdi unsur ne demek? Yani terörist mi bunlar? Hı hı. Aktivist mi? Eylem ne? Neci? Asker mi? Hiç. Yok, Arap unsurlar. E, Mardinliler mi mesela? Mardin'den mi geçtiler? Bilmiyoruz. Ama sen şimdi oraya giremiyorsun. Bu işte bu yılın başında Türk halkına gönderilen bir şeydi. Bu neyi gösterir görüntüsü bu? Bu işte Şah Fırat operasyonunun görüntüsü. Bayrağı başka bir yere diktiler. Aslında şahmat operasyonu da o belli yani. Böyle bir şey olur mu yani? Sen orada bak kaç yüzyıldır orası senin toprağın kabul edilmiş. Kurtuluş Savaşı'nın verdikten sonra da dışarıda kaldığı için anlaşmışsın her şey. Onu bir kere yerini değiştirmişsin daha yakın almışsın. Hadi tamam onu kabul edelim barış zamanı öyle bir şey yapmışsın. Hani biz de hem daha rahat şey yapalım. E şimdi alıyorsun geliyorsun ama içeride bıraktım falan böyle bir numara yani. Ya bu kadar aptal yerine koymayın bizi diyorum ya. Bizi bu kadar aptal gibi görmeyin. Ama gördüler. Evet. Çünkü şimdi geleceğiz tabii daha Haziran'a doğru. Hani mesela seçim için bir de öyle bir şeyleri var ya. Efendim bizim yaptıklarımızı halk beğenmese oy vermez diyor. Mesela bu kahramanlık destanı diye anlattıkları şahmat operasyonunu demek ki halk beğendi. Ki onların mantığına göre oy verdi yani. Onun için ne diyelim. Evet. Ama duyarlı vatandaşlar da bunu bilsinler. Ya ayıp bunlar ayıp. Evet sonra evet, başka yani. Neyimiz var? Bu da kamuoyunda çok konuşulan bir meseleydi. Daha sonra 24 Şubat'a gidiyoruz ve 24 Şubat'ta Malatya'da iki askeri uçak düşmüştü ve 4 pilotumuz şehit oldu. Bu kazanın da ardından hemen 5 Mart'ta Konya'da F-4 tipi bir eğitim uçağı düşmüştü. Yine orada iki polis şehit olmuştu. Ya bak mesela Türkiye bunları hiç sormuyor biliyor musun? Hı hı. Ve bu yeni değil. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. 96-97 yıllarında galiba Sabah gazetesinde çalışırken yazıda yazıyorum yani hem de yöneticiyim. Mesela o tarihte ben bu F-16'lar niye bu kadar düşüyor diye yazı yazmıştım. Ve genelkurmaya uçan sormuştum. Uçan tabut diyorlar biliyorsunuz. Yok uçan tabut bunlar mı? Bunlar. Bunlar mı? Bunlar. F-16'lar mı diyorlar? Eskiden F-104'ler vardı onlar uçan tabuttu. 16 Mart'ta TSK tarafından kaldırılmış yani bu F-4 kazalarında 35 ha, bu yılda. F-4. Evet. Ama bak F-16'lar düşüyordu ve dedim ki ey genelkurmay, ey hava kuvvetleri yani neden bu kadar uçak düşüyor Türkiye'de? Ne oluyor da düşüyor? Hiçbir cevap falan gelmedi ama burada bir şeylik var. Yani bir bakım hatalarım var. Bize bazı malzemeler tam verilmiyor mu? Hı hı. Ya da bunların bir süre sonra dışarıdan da bir şeyler yapılabiliyor. Ben bunları şüphelenmek zorundayım. Hem gazeteci olarak hem bu ülkenin vatandaşı olarak. Çünkü çok sık uçağımız düştü bir aralar. Hı hı. Ve o arada işte çıkan... Bir istatistik vereyim mi size bununla verin. İlgili? 35 yılda 13 uçakta 14 pilotumuz şehit oluyor. Evet. Yani 13 uçak düşüyor, 14 pilot şehit oluyor. Evet, 35 bazı, yılın bilançosu bu. 35 yılda daha fazla oldu. Yani bu yani, şey rakam mı? Bu işte bilmiyorum F-4 yani. Kazalarında. F-4 kazaları evet, mı? Bütün hava kuvvetleri kazaları hayır, mı? Hayır. F-4 kazalarında tamam, sadece. Tamam çünkü bu kadar çok daha fazla evet, yani. Evet çok daha fazladır. Yani. Şimdi bu, elimde bu var. Bunu paylaştım sizinle. Evet yani. Neyse bu işte evet. Üzücü olaylar tabii bunlar. Şimdi önemli bir tarihe gideceğiz. 28 Şubat'a. Hangi 28 Şubat? Bu 28 ha, Şubat 2015'in 28. 28 Şubatlarda bir şey var herhalde canım. Enteresan bir tarih. Kısa ay ya son günlerine bir şeyler sokturuyorlar. Evet.
Dolmabahçe mütabakatının yapıldığı ve 10 maddenin açıklandığı gün. Şimdi bak burada kimler var bir bakalım değil mi? Tabii. Şimdi o dönemin İçişleri Bakanı. Efkan Ala var. Başbakan Yardımcısı değil Yalçın mi? Yalçın Akdoğan var. Sonra kim var? Öbür soldaki. Sırrı Süreyya Önder var. Onlar şey HDP'liler tarafı. Evet. Ama burada hükümeti temsil eden yani AKP değil bak. Ya yani burada hükümet bir partiyle oturmuyor. Hı-hı. Yani sanki bir İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı var. Burada bir anlaşma yapıyorlar. Aslında bu anlaşma, bunun maddeleri de var orada galiba. Sen evet evet var çünkü. Var. Ya burada 10 tane madde üzerine anlaşılıyor. Bir problem yok. Gayet şey açıklamalar yapılıyor. Sadece dikkat edersen bak burada. 10 maddeyi söyleyebilirim yüzler size çok şey. Kısa. Ben okudum da anlaşılmıyor da. Hı-hı. Halk anlamasın diye öyle yapmışlar. Hep demokratik özgürlükler bir iç içe falan. Açtığın zaman şey çıkıyor. Şu çıkıyor. Yani Türkiye'de anayasa tamamen değişecek. Kürt tanımı anayasaya girecek. Evet. Özerk bölgeler yapılacak. Fakat maddeleri okursan kimse onu öyle anlamıyor. Evet. Maddelerin ne olduğuna detaylarına vatandaş bakar. Vatandaş okursa çok demokratik bir mütabakat olarak anlar. Hayır o da yok. O da yok. Kafa karışıklığı yaratıyor. Sürekli demokratik kelimesi bak, olduğu bunların için. Demokratik dediğini ben anlamıyorum aslında. Yani ikide bir demokrasi, demokrasi, özgürlükler. Ama hep aynı alanlarda yani onun dışındaki bir özgürlük, demokratik hak falan tanınmıyor. Yani Türkiye'de şu aşamada şimdi tabii bitti, o da bitti. HDP onu o kadar hoyratça kullandı ki. Mesela Türkiye'de barış ve demokrasi dediğin zaman akla gelen tek şey var. Kürt hakları, Kürt özgürlüğü, Kürt dili. Evet. Onun dışında şey yok, barış dediğiniz zaman da hep bu akla geliyor. Hı hı. Ama bunu bak çok zorladılar, zorladılar, zorladılar. Sonra ne oldu? O Dolmabahçe görüşmesi. Hı. Dolmabahçe görüşmesinde aslında her şeyi halletmişler, bitirmişler. Fakat HDP bir hata yaptı. Dedik biz seni başkan falan yaptırmıyoruz kardeşim. Hı hı. Önce bir bocaladı bunlar. Arkasından da 27 Haziran'da HDP barajı aşı verince AKP ve Saray kafa dank etti. Eyvah biz ne yaptık? Hı hı. İşte onun üzerine bugünlere geldik ve bir anda ilk söyledikleri mesela o Dolmabahçe zaten saraydaki başladı hemen. O Dolmabahçe nereden çıktı kardeşim ya dedi. Evet. Nereden dedi benim dedi haberim yok dedi. Böyle bir şey olur mu dedi. Ona ne deniyordu? Ne mutabakatı dedi. Falan hazırlığını yapıyordu. Çünkü yavaş yavaş şeyi görmeye başlamışlardı. Yani seçime doğru HDP barajı aşabilecek. Hı hı. Çünkü anladığım hesap ona göreydi. Yani HDP gelecek 9.9'da mesela kalacak. Kaldığı an bölgedeki bütün milletvekilleri AKP'nin oluyor. Zaten 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süreçte bu dediğinizi onaylar vaziyette ilerledi. Onu yaptılar işte zaten. Evet. Onu görünce zaten şafak attı. Hı hı. Yani şimdi mesela Muharrem İnce öyle bir dün açıklama yapmış bir yerde. Yeniden seçim yapabilir AKP hemen kısa vadede diye. Hı hı. MHP ile HDP'yi baraj altı bırakırsa. 367'nin üzerine milletvekiliyle çünkü CHP'yi bu oyu aldığını varsayıyor. Evet. Her şeye rağmen. Yani bunu alırsa gene 130-150 arası milletvekili çıkarsa geri kalanı tamamı AKP'ye gidiyor. Hı-hı. O zaman da ne oluyor? 550'de 400 milletvekili yapıyor. Yani CHP 150 milletvekili alsa bile hı-hı, 400 ediyor. Hadi daha çıkar o ama 367'yi bulabilir diye. Böylelikle tahmin orayı dışlama. Yani sonuç olarak bu mutabakatlar, şunlar bunlar herkesi kandırarak geldiler. Bugünkü AKP yönetiminin, sarayın Kürt hakları ile ilgili, Kürt özgürlüğü, efendim onlara şunu vereceğiz, bunu ve barış, huzur, böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir dertleri hiç olmadı. Olmadığı için zaten açılım diye bir şey tutturdular ama ne olduğunu söylemediler. Hı hı. Onun için bak bu 10 maddede anlaşılmayacak şeyler yani hep demokrasi, özgürlükler, değil, evet, halkların bilmem ne zaman pek ne diyor? Yok kardeşim öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir derdi yok. Oradaki tek şey oyunu bana veriyorsan iyi Kürtsün, vermiyorsan kötü Kürtsün. Oyunu bana veren Kürtler, boşaltın mahalleleri, vermeyen Kürtler ölümü hak ettiniz. İş buraya geldi artık. Şu anda yapılan bu. Evet, o boşalt dedikleri hani halk destek vermiyor. Ya halk destek vermiyor dediği zaten oyunu da AKP'ye vermiş olanların hı-hı, tamamı. Bir de öbür taraftan da korkuttuğun insanlar da çıkıyorlar işte. Bakıyorsun 300 bin kişi diyorsun ya bir kentten çıkıyor. Bugün Diyarbakır'dan gidecek yer yok. Onun için göç edemiyorlar. İşte onlardan da biraz hani imkanı olanlar başka şehirlere falan gidiyorlar. Evet, ha, kalanlar da diyor benim diyor artık anlaşıldı düşmanımdır. Ve onlara karşı da her türlü şeyi yapıyorlar benim gördüğüm. Evet. 400 dediniz demin 400 rakamını andınız. Hemen evet. 7 Mart'a gideceğim. 7 Mart'ta Erdoğan'ın
400 vekil verin, bu iş huzur içinde çözülsün dediği bir televizyon programına kadar. Bu gerçi çok speküle edildi, dedim demedim vesaire hayır, diye. Şimdi dinleyelim, dinleyelim. Hangisi ama? Dinleyelim. Sirmek suretiyle buradan rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey hep bu. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. İstikrar mı olurdu efendim? Yani yeni her şeyden alınırdı. Önce bir yeni Türkiye hareketini, bir adımını atmak için böyle bir şey çok çok önemliydi. Bakın şimdi diyelim ki ben başbakanımıza hükümeti kurmayla ilgili görev verdim. Ve CHP ile görüşmeler yapıldı. Ki CHP ile eğer mutabık kalınabilseydi iki partinin sayısı bir anayasayı inşa etme noktasında yeterli bir sayıydı. Ama maalesef belli yerlere takılmak suretiyle bu olmadı. Bu tabii 7 Mart'taki değil. 7 Mart'ta meydanda söyledi bunu. Evet. Yani seçim kampanyası yapıyordu o sırada saray. Yani tarafsız cumhurbaşkanı ama dedi ki ben tarafsız falan değilim. Ben inerim konuşurum arkadaş. Anayasa da bana vız gelişti. O sırada söylemişti. Evet. Ya bunu düzeltmek için 400 milletvekili verin. Bu daha sonra o olaylar birçok şehit gelmeye başladıktan sonra ve bölgede insanlar ölmeye başladıktan sonra yaptığı açıklama. Yani bunları verseydiniz bize dedi. Nitekim işte o arada İçişleri Bakanı kaos dedi, Burhan Kuzu halk kaosu seçti dedi, kaos istemiyorsanız AKP'ye oy verin falan dendiği dönemde bu konuşma. Evet, tweetlerin yani atıldığı. Verseydin kardeşim dedi 400 mi? Ben dedi bunların hiçbiri olmazdı ama sen bana vermedin. O zaman biraz bunları çekeceksin. Halk da gitti 1 Kasım'da aman aman dedi al dedi 317'yi verdi. Yani bir işte 93 tane 83 tane daha lazım. Evet. Onu da işte bu yöntemle belki bulur yani HDP ve MHP'yi baraj altında bırakıp da CHP'de şey olursa alacağı oylarla yeni aritmetik bu demek. Bulur. Peki. Hemen başka bir tarihe gidiyoruz. 31 Mart'a. 31 Mart'ta ülke genelinde 41 ilde elektrik kesintisi olmuştu. Bunu 10 saati yine, aşkın. Evet 10 saati aşkın bir elektrik kesintisiydi. Çok en uzun süreli ve genel anlamda elektrik kesintisiydi. Ve açıklama olarak bir siber saldırı olabilir dendi. Onun dışında Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bir açıklaması vardı. Ne diyordu? SCADA merkezi bölgeleri izole ettiği için mi yoksa operasyon hatası mı var? Yani elektriğin gelişiyle ilgili bilmiyoruz. Biz de anlık olarak ya da bir siber saldırı mı anlık olarak takip etmeye çalışıyoruz. Ya tabii o enteresan bir şeydi. O bir takım şeyler yapıldı o sırada. Spekülasyonlar da yapıldı ama. Evet bu da çok konuşulmuştu. Hayır, hayat felç oldu çünkü. Ama 10 saati aşkın sürdü bütün büyük kentlerde. Her şey durdu. 10 saati aşkın sürdü. Bankalar zora girdi. Yani kendi şeyleri kullandılar ama işlem yapamadılar. Çünkü orada elektrik var ama dışarıda yok. Oraya evet. Giremiyor filan neyse. Fakat orada tabii vahim olan şuydu. Ne olduğunu çözemediler. Tabii buradan konuşması kolay. Onu söyleyeyim. Yani bu teknoloji ben her gün şu cep telefonuna baktıkça ve birisi bir de şu da var içinde bunun dedikçe çok şaşırıyorum. Ya bu işin sınırı yok. Onun için hani ya arkadaş sen koca devletsin bil desek bile bazı şeylere hakikaten engel olamayabilirler. Nitekim bak şimdi ne oldu son şu 23 Aralık'tan bu yana da Türkiye ciddi bir siber saldırıyla evet. Karşı karşıya diye. Şimdi burada ne deniyor? Animus evet diye. Bir hacker yani grubundan. Adam diyor ki açıklama yapmışlar işte bir yerden onlar da. İşte bu işi de diyor sen destek vermeye devam edersen ben bunları da yapacağım. Tabii şimdi bugün bir şey haber okudum ona da güldüm. Yani işte bu teknoloji enteresan bir şey. Bilmeyenler de teknoloji konuşmaya kalktığı zaman çok çuvallıyorlar. Mesela Animus işte onu çökertti. Yaşasın Türk hackerlar helal olsun size falan diye de bir. Onun sitesi ya yok böyle bir site falan yok ki bunlar hackerlar yani. Evet. Bunlar dışarıdan giriyorlar kütür kütür bir yani onların ancak onlara karşı yapılacak olan yaptıkları bir saldırıyı durdurmaktır. Ya onların çökecek bir yeri yok çünkü. Yani bir yerleri var da vay şimdi ben orada de oraya... sistem şöyle işliyor aslında. Yani gölge bilgisayar örneğin sizin kullandığınız bilgisayarı da kullanıyor olabilirler. Benimkini de kullanıyor olabilirler. Aynı anda komut yolladıkları zaman işte sistem orada kilitleniyor.
ve hiçbir şey yapamıyorlar. Bankalar duruyor, onlar duruyor. Yani zaten kendi bilgisayarlarından yaptıkları bir şey değil bu. Ya işte bak şeyi demek istiyorum. Ya milyonlarca bilgisayar aynı anda komut gönderiliyor ve kilitleniyor. O örneği verirken şunu anlatmaya çalıştım. Yani şimdi bu Türkiye'de bu böyle iktidarın hipnotize ettiği belki bir kitle var. Şimdi bunlar böyle ne olursa panik halinde savunmaya geçiyorlar. Yani bir süper kahraman edası var her şeyde. Saldırdı mı? Bizim yiğitlerimiz var. Onlara yakın. Sanki diyor ki bu böyle yani 3-5 tane bileğe güçlü olan var. Gittiler tokatladılar. Ve tabii böyle ahmakça da şeyler çıkıyor. Yok sitelerini çökerttik. Sitenin ne olduğunu da bilmiyor adam. Ama işte bir kahramanlık yani biz var ya biz işte Rus uçağına da deviririz. Adam hala burada böyle akılsızca mesajlar görüyorum. Özellikle sosyal medyada. Yani nasıl düşürdük Rus uçağını? Siz fark edemezsiniz ama işte Türk'ün gücünü gösterdik falan. Ya bunlara gerek yok. Bak yani adam senin bir anda bütün bankacılık sistemini, hava trafiğini, yer trafiğini durdurabilir. Ha bunu yaparken bunu Amerika'ya da yapabilir ama. Yani burada ne bir aşağılık duygusuna kapılmak lazım. Ne kahramanlık yapacaksın? Arkadaş bu teknoloji acayip bir şey. Yani bunu hele bu normal zekalar. Hayatı şu telefonun sade tuşlarını çevirmenin dışında teknoloji hiç bilmeyenler falan algılayamaz. Boşuna uğraşma. O yüzden ne buradan kahramanlık çıkar diyorum. Ne de aşağılık duygusuna kapılıp eyvah bizi mahvedecekler bankacılık. Hayır kardeşim bugün Almanya'yı da çökertebilir. Bugün pek çok kişi... Bu var dünyada yani giriyor Pentagon'a, şey. CIA'ya giriyor, içeriği darmadağın ediyor. O işte onun için şu anda devletler, özel şirketler milyarlar harcıyorlar. Evet. Bu siber saldırılara karşı güvenlik duvarı oluşturalım diye. Ama işte yine de tam anlamıyla ama tabii şimdi masa maalesef. Üstüne bak dediğin zaman gidip de evindeki masanın üzerine bakan yani bu konuda bilmediği için bak aptal demiyorum evet, bilmiyor. Evet. Sen şimdi karışma diyorum yani burada kahramanlık yapma. Vay biz de onları çökerttik. Sen bir şey çökertmiyorsun. Öyle bir şey yok evet. Çünkü. Ya önce bunu anla. Evet. Onu söylüyorum. Yani ya bu bilgi teknoloji, sahibi olmadan fikir beyan etmek gibi ya, bir şey oluyor bu. Yani işte böyle komik duruma düşüyorsun. Bugün gördüm şimdi böyle zafer çığlıkları. Ya bu bir bu savaş dediğin askerlerle falan olmuyor. Ateş ederek olmuyor. Ya şu anda Türk hackerlar var. Bir devlet de kullanıyor bunları. İzleyicimiz soruyor, anlamadım soruyu açıkçası ama Nermin Hanım daha açık yazarsanız Nermin Saral, askerle Erdoğan neyi anlaşmışlar diyor. Koalisyon kurdular canım yani işte anlaşmışlar dediğimiz bu. Yani Güneydoğu'ya nasıl gidecek yani şimdi hem hükümetin emrindesin hem de genelkurmayın inisiyatifinde gidiyor. Yani olay o. Yani şimdi bir kesim bak, şimdi buralarda da hep şey yapıyoruz bir. Ya şey deniyor efendim asker hükümetin emrine girdi bilmem ne ya da asker burada tam el koydu işte hükümeti falan dinlemiyor. Yok böyle şeyler. Yani bunları burada daha rahat biz anlatabiliriz, anlatmalıyız da. Ne asker hükümetin emrinde şak diye yapıyor, tak diye yerine getiriyor falan gibi bir şeye kapılıp karalar bağla. Hani bazı kesimlerde var eyvah asker de gitti. Ya asker gitti zaten. Ergenekon'da, Balyoz'da zaten bitti. Yani askerin o şeyi bitti. Bunu bekleme. Ayrıca kurtarıcı gibi de beklemeye kalkma diyorum ben. Sakın böyle bir şeye düşme. Ama bunu yaparken de efendim asker yani aşağılamak için tamamen hükümetin emrinde. Bunu da söyleme. Böyle bir şey yok. Evet. Ya da hükümet askere teslim oldu. Şimdi bir kesim de öyle şu anda. Efendim asker bütün inisiyatifi ele geçirdi artık. İşte Güneydoğu'da terörle mücadelede falan hükümete sen kenarda dur dedi. Hayır bu da değil. Bu bir koalisyon kurulu. Yani biz çatışmayalım. Bak bu terör senin de canını yakıyor. Benim de orada çok şehidim oluyor. Artık bu işi bitirelim. Madem bunlar da böyle savaşma başlıyor. Ben gününü gösteririm kardeşim. Biraz bu şiddet politikasıyla götürelim. Ben sustururum diyor. Bu taraf zaten dünden razı. Yani evet. İktidar. Çünkü iktidarın zaten bak şunu bilelim. Bu asker emrinde mi değil mi falan diye kafa yorma. Bu hükümetin, bu iktidarın demokrasiyle ilgisi yok. Ruhen yok. Hiç olmadı, olamaz da zaten. O zihniyetle demokrasi bağdaşmıyor ki. Evet. Bunu anlatamıyorsun. Mesela bu demokrasi, çünkü sor işte oy veren fanatik kitleye, demokrasi. Saraydakine
boyun eğmek, onun söylediğine haklısın demek demokrasi. Onu öyle kabul ediyor. Her türlü eleştiriyle demokrasi dışı kabul ediyor. Zaten demokrasinin ne olduğunu anlamıyor. Bugüne gelmemize sebebiyet veren şey halkıyla empati kuramamış bir iktidar söz konusu. Yani bir tarafı pışpış derken öbür tarafı tamamen reddeden söylemleriyle, eylemleriyle ya böyle bir üslup var, söz konusu. O zaten var. Benim kastım yani demokrasi, özgürlükler, hukuk. Yok, bunların hiçbiri yok. Bu zihniyette değiller. Yani ruhlarında yok, inançlarında yok, davranışlarında yok. Ama millete bunu yani biz ne kadar demokratız diye anlatıyor. Hayır. Hı hı. O demokrasi değil. Yani kendi istediğini yapmak demokrasi değil. Kendine karşı olan herkesi, her eleştiriyi, her muhalefeti demokrasi dışı, özgürlükler dışı. Ve onun için mesela gayet evet. Rahat. Kendilerinin başına bir şey geldiği zaman ama hukuk bilmem ne. Şimdi yargı efendim gazeteciye yaptı mı haklı. Şimdi bugünün sarayda oturan adamı başbakanken az mı yargıya hakaretler etti? Böyle yargı mı olur dedi. Bunlar dedi ulemaya mı sordunuz dedi. Onu dedi bunu dedi. Çünkü yok. Yani bunu halk şunu bilecek. Arkadaş bana ikide bir demokrasi, hukuk, insan hakları, özgürlükler diye gelme. Başka şey söyle. Biz Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz de. Hükümetin baskılarından yanayız de. Efendim evet. Hükümet mahkemeleri de yönetir. Polisi de yönetir. Parlamentoyu da yönetir. Ben bunu böyle düşünüyorum. Bunu da demokrasi kabul ediyorum de. Hani bir laf var ya öyle de canımı ye. Evet, hayır. Evet. Bir de bana demokrasi öğretmeye kalkma. İşte demokrasi budur, hukuk budur, özgürlük. Hangi özgürlükler kardeşim? Sen hangi özgürlüğü tanıdın? Bak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir olay oluyor. Hı hı. Hepsi birden hopluyor. Öyle şey olmaz. Ben girerim falan. Sonra iş ortaya çıkıyor. Zaten ortada saçma sapan. Kendi aralarında dinci grup şey kendi var, arasında evet. Kavga etmiş. Bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bize namaz kıldırmıyorlar diye propaganda yapıyor. Saraydaki de bu propagandaya katılıyor. Çünkü zihniyet bu. Onun dışına zaten çıkamazlar. Bilim, sanat, kültür, edebiyat böyle bir şey hayatlarında da yok. İçlerinde de yok. Öyle bir dertleri yok. Şimdi maalesef, bu maalesef. Aptallık, gerizekalılık bilmem ne değil. Yani öyle zannediyorlar ya bunları biz söyleyince vay be halka halka. Değil kardeşim kafasında yok böyle bir şey. İstemiyor ki. Öyle bir derdi yok. Ya demokrat ama benim beynimde boza pişirmek hoşuna gidiyor. Efendim biz demokratız. Özgürlükler bu. Nedir diye soruyorsun özgürlük. Adam özgürlüğü tarif ediyor. İşte bütün bunlar da çok gerçekçi oldu. Yani işte. Bu... Diğer zamanı doğru kullanmak açısından diğer olaylara da geçelim. Sen evet, böyle konuşursan biz şeye kadar gelemeyiz. Evet evet. Elektrik kesintisinden ama bak kaç tane olay konuşuyor. Ya elektrik kesintisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Asıl burada sorgulanması gereken pek çok olaydaki gibi resmi bir açıklamanın olmaması. Ha, olmadı. Bulamadılar. İşte. Ben yani şimdi çıkar eleştirebilirim sen ne biçim bir enerji bakanlığısın diye ama hani vicdanen de diyorum ki arkadaşlar hakikaten de bulamayabilirsin yani. Trafoya kedi girdiden sonra artık işte, hiçbir şimdi, şey söylemiyoruz. Ama işte evet. Bak. Bilimsel bir şey olduğu zaman costluyorlar. Öbüründe o kedi girdi, medi girdi numaralarıyla vatandaşı. Ama bu da evet. Cevap da veremiyor. Ama ben diyorum ki cevap verememesini de anlıyorum. Çünkü anlamadı, ne olduğunu anlayamadı. Yani yakalayamıyorsun. Nereden saldırıya uğradın da bütün bu elektrikler kesiliverdi. Hep anlamıyorlar. Hep kandırıldık diyorlar. Acım kandırılmalar ayrı. Sizin bu, benim günahım ne? Halkın işte, günahı ne? Ama şimdi yeni yönetim biçimi o. Bunu da sorgulamak lazım. Arkadaş ya bizi kandırmışlar. Kandırıldıysan yerini bırakacaksın birine ama işte evet. Bırakmıyorlar. 31 Mart'a gidiyoruz. Berkin Elvan davasına gidiyoruz. Berkin Elvan davasının savcısı 31 Mart günü evet 8 saat boyunca DHKPC militanları tarafından rehin tutuldu. O gün de enteresan bir gündü. Hatta davanın son savcısı Mehmet Selim Kiraz. Ve işte orada içeri girip öldürdüler. Evet, evet. 8 saat yani, rehin bak, tutuldu. O olayı Türkiye'de kimse izah edemez. Ve kapatılıyor gidiliyor. Böyle bir şey yok. Hı-hı. Bir oda yani bir şey diyeceğim rehin alma olayları. Hani bir güvenlikçi gelsin anlatsın. Yani ya, silah vadiye girip kafasına silahı dayayıp. İki tarafı oda. Böyle bir binanın katı şusu busu değil. İki tarafı da oda. İşte oda, oda, oda. O ortadaki odada. Hı-hı. Küçücük bir yer. Camı var. Kapısı var. O kadar. Evet. İçeri girmişsin. Her türlü şeyle içeriği görme, izleme olanağın var. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Kapıları açıyorsun paldır küldür. Herkesi öldürüyorsun. Evet. Ha şimdi efendim teröristler öldürdü. Niye öldürsün? Yani rehin almalarının zaten
bir şeyi vardı, bir anlamı vardı. Tabii. Yani burada katili bu. Evet, Berkin ama... Elvan'la ilgili yani Berkin Elvan'ı vuran katillerin açıklanmasını istediler. Zaten hayır, telefon bağlantısı da yaptılar. Canım da onun izini yakaladığı konusunda bir şey evet, var. Evet, 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 evet. Herhalde olursun. Çünkü ama bak Türkiye'de işte hesap sorulamıyor bir türlü. Çünkü yargı yok, demokrasi hatta yok, hukuk Berkin'in yok, özgürlük yok. Hatta Berkin'in babası da Sami Bey de telefona bağlanmıştı hatırlarsınız diye düşünüyorum. İçeri girip öldürdüler tabii. Evet, canım, evet. Yani kimsenin ölmesini istemiyoruz. Lütfen ya böyle dedi bir ama şey yok yani. Yani kimse bunu akıl mantıkla da dedi, oturmuyor zaten. Oradaki eylem çok belli. Dikkat çekme eylemi. Kapıları mapıları kapatıp rehin süsü vermek zaten öbür taraftan kaynaklanıyor. Evet. Termal kameralar kullanılmamış. Evet. Bir, efendim işte ses kayıtları. Ya içeride iki kişi var. Bir şeyle baktığın zaman iki kişinin nerede durduğu belli. Kapıları açıp girsen bile zaten o iki kişiyi gidermen lazım. Efendim biz oradan içeriden bir çat sesi duyduk. Herhalde savcıyı öldürdüler dedik, girdik. Hı hı. Ama yani bu böyle bir oyun oynamak ve bunu bütün kamuoyunun gözünün önünde yaptılar. Çünkü neden? Fütursuzlar. Artık hiçbir şeye aldırmıyorlar. Bana bir şey olmaz ki diyor adam. Doğru, bir şey olmuyor ki. Hakikaten olmuyor. Pek çok örneğini görüyoruz açıkçası. Hakikaten olmuyor. Bak unutuldu gitti. Ben bu sene olduğunu yani ben bile evet, hakikaten bak bu sene işte oldu değil mi? Bunları unutabiliyoruz. Hatırlamak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor. 31 Mart'ta bu olay oldu. Hemen ardından 6 Nisan'da bu olay sebebiyle sosyal medyaya erişim engellendi. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Çünkü biz zira bu duruma alıştık. Şaşırdık fakat çareyi bulduk. Bak şimdi bunları engellediğin zaman Twitter, başka YouTube, yolları var. Hepsi engellendi, kapatıldı. Engellendi ama mesela yurt dışından girişler yaptım. Bu arada hemen şeyler türedi biliyorsun. Yurt dışından gelen programlar. Onlara girdiğin zaman girebiliyorsun. Evet, evet, yani evet, hani uygulamalar. Çok amatörce bilgisayar kullananlar hariç şu işi öğrenen 5 yaşından itibaren çocuklar hepsi, hı-hı, bir yerlerden hasta girdiler. Yani tamam engelliyorsun engellemesini ama işte teknolojide bunun çok da çaresi yok yani. Sen onu engellersen o da senin engellemeni engelleyebiliyor. Ha, size çok kendim de çok güldüm de sizinle de paylaşayım, izleyicilerimizle de paylaşayım. O dönem yani bunun yaşandığı dönem o gün boyu sosyal medyaya erişim kapalıydı. Tabii biz cebelleşiyoruz Twitter, Facebook, YouTube vesaire. Ben hep gençlerle uğraşıyorum. Genelde lise düzeyi çocuklar. Bir tanesi dedi ki hocam dedi ilahi dert ettiğiniz şeye bakın o kadar çok uygulama var ki dedi. Orayı tabii kapatsalar diğerinden gireriz yani. Diğerini kapatsalar tabii öbüründen gireriz. Tabii, yani ancak interneti komple kapatmaları lazım. İşte ama o gün biraz ona yakın bir şey yaptılar. Yani evet evet. İnternet falan yavaşladı. Tabii evet, bu işte da... bak işte söyleyince kızıyor bazıları. Ya diyorum ki bak sen özgürlükler, hukuk, hak, insan hakları falan böyle bir derdin yok. Kafası bozuldu ha mesela bunu kapatabiliyor. Ve bunu kapatırken de böyle bahaneler de hazır. Ve bu işlerden haberi olmayan, demokrasi kafası olmayan, insan haklarına ve özgürlüklerine en ufak bir saygısı olmayan kitlelerde tabii ya diyor oradan diyor bir de şey çıkartıyorlar diyor herkese küfrediliyormuş. Efendim Cumhurbaşkanı'nın oradan her gün küfrediliyor. Allah Allah ne ediliyor diye bakıyorsun o da yok aslında. Ya da yani saçma sapan adamların küfür şeyi var ama küfür içeriğine giren şey ne? Küfür ya, var, denilen küfür şey de var canım ama bak şimdi bu böyle oradan ne ediyor belirsiz. O 20 kişi 50 kişi küfür etmiş. Sen şimdi bunu genelleyip de herkesi cezalandıramazsın. Tabii ondan ki sonra övünüyorsun ama. Dünyanın en çok izlenen lideri benim işte. 7 milyon takipçisinin ne var ya. Evet. Recep Tayyip Erdoğan diye Cumhurbaşkanlığı şeyi. Resmi hesabı. Ha onlar seni takip edecek ama 3 tanesi küfür edince o bütün herkesi kapatacak. Peki seni takip eden 7 milyon kişiyi ne yapacağız? Yani onları niye cezalandırıyorsun? Evet. Falan falan. Yani şimdi reklama gitmemize 3 dakika var. Zamanımız var kalmaz diye imtina ediyorum. Bu yıl müthiş bir yaprak dökümünün yaşandığı da bir yıldı. Hem sanatta hem evet, siyasette hem edebiyatta. Onları da analım istedik. Hem de sizlerle birlikte bir hatırlayalım istedik. Hem görüntüleriyle hatırlayalım. Sadun Boro. Biliyorsunuz dünyayı gezmişti. İlk defa Sümer Tilmaç. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i de kaybettik bu yıl. Cüneyt Arca Yürek, Tomris İncer. Levent Kırca. Evet. Usta sanatçı Levent Kırca.
Memduh Ündü. Çetin Altan'ı. Evet, Çetin Altan'ı da yitirdik bu yıl. Yılmaz Köksal. Sinema sanatçısı. Evet, sinema sanatçısı Yılmaz Köksal. 29 Ekim'de Hasan Pulur'u yitirdik. Evet, Necati Bilgiç var. Efendim, Fikret Şenes, Türk şarkı sözü ilk kadın yazarı. Yine Türk sanat müziğinin efsanevi sanatçısı, 97 yaşında yitirdiğimiz Müzeyyen Senar. Yaşar Kemal'i gördük sanıyorum, değil mi? Evet, Yaşar Kemal. Usta edebiyatçı. Erol Büyükburç, Türk popunun Elvis Presley'i. Evet, sevgili Kayahan'ı da yitirdik ve Profesör Oktay Sinanoğlu, Zeki Alasya, Can Bey, böyle bakınca ne kadar çok değil mi? Evet, 12 Eylül darbesinin lideri, 7. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'de, Bedri Koraman. Evet. Böyle bakınca... Çok tabii. Evet. Yani her sene işte bu kayıplarımız da oluyor ama bu sene özellikle bu gördük sene, sanat camiasından evet, çok... Evet, çok fazlaydı gerçekten. Ve hep ani kayıplardı. Yani bazıları evet yaş şeyi, yani Kenan Evren falan baktığın zaman yaş şeyi evet. Çok ama yani diğer sanatçılara bakıyorum da hiçbiri... Hani yaşı geldi de sırası geldi diyemiyorsun yani. Ve tabii kimsenin sırası gelmesin de ama işte söyleyecek evet. Bir şey yok. Evet, söyleyecek bir şey yok. Hepsini anıyoruz buradan. Tabii toplumun tanıdığı kayıplarımızdan bazılarını, çoğunu bu yıl sizlere hatırlattık. Ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bunların dışında... Şehitlerimiz var, babasız kalan çocuklar, çocuksuz kalan tabii, tabii babalar var. Tabii biz konuştuk. Yani evet, yoksa... evet. Onları da hatırlayalım bugün istiyorum. Bugün 3 tane şehidimiz var. Evet. Yani yani hatta evinde işte kedisini köpeğini kaybeden vatandaşlarımıza da onların da bu yıl acılarını paylaşalım diyorum. Şimdi efendim biz bir reklama gidiyoruz. Dönüşte 2015'i son hızıyla konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Buradayız. Bekliyoruz.